İyi misin? İyi olmaya çalışıyoruz. Vallahi. AK Parti iktidarı sizce ülkeyi ve ekonomiyi doğru yönetebiliyor mu? Ya adı bile yanlış onun be. Neresi AK be abicim be? Hangi aklıktan bahsediyorsun? AK mı kalmış bu memlekette? Ne olacak peki böyle baba? Ne mi olacak? Bir şey olmasına gerek yok ki. Adamlar her yere esir almış zaten. Bizi de esir almışlar. Daha ne olmasını bekliyoruz ki? Ne olmasını? Mucize mi olsun? Bu millete sihir mi yapsınlar? Ne yapsınlar? Perişan insanlar. Ne olacak? Yiyen yiyor hamuduyla götürüyorlar bu memleketi. Bitirmişler. Daha acaba tencerenin dibinde ne var onu da sıyırınız derdindeler. Sıyırsınlar bakalım agalar beyler. Nereye kadar? İktidarlar geçicidir. Devlet kalıcı, millet kalıcı. Gerek yok. Tencerenin dibini de bıraksın da biraz bu gariban insanlar sıyırsın da. AK Parti. Neresi AK? Hadi aklık göstersinler bana. Ha burası karadır. Sen buraya AK diyebilir misin? Ben AK diyorum. Ben o zaman zihnimi kiralarsam AK derim. Gördüğüm gerçekler karşısında AK diyemem ben. Toplum bitmiş. İnsanların ekonomisi bitik. Ben çalışan bir adamım. Evim kira. Açım cüzdanımı gör. 5000 lira kredi ödüyorum ben her ay. Neden? Çünkü kiramı ödeyebilmek için, çocuğuma bakmak için kredi çekiyorum ya. Krediyi krediyle kapat. Bir gelsin benim yerime baksın. Bir ay benimle beraber yaşasın, hayatın gerçeklerini görsün. Nasıl olduğunu görsün. AK Parti. Neresi AK Parti ya? Akmak yok. Kapkara. Buyur abi. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın abi ülkeyi nasıl yönetirdin? Ben Cumhurbaşkanı olsaydım ülkeyi, o Tunceli'de belediye başkanı var ya. Oradaki gibi yönetirdim işte halkın içinde, el arabasıyla toprak taşıyarak. Aynen. Hadi girsinler halkın içine, hadi konuşsunlar bu millete girip. Neredeler? Hadi gelsinler konuşsunlar. Ama o adam insanların içinde yaşıyor. Makam arabasını sattı, millete kütüphane açtı. Toplu taşımaları bedava yaptı. Bunlar neyi bedava yaptı? Elde Kur'an, dilde yalan. Ver Allah'ım ver. Ama helal ama haram. Bu kulların yer Allah'ım yer. Böyle bir politik olmaz. Geç bunu. Bak orada aslan gibi. Tek örnek alacakları yaşayan olduğu için onu söylüyorum. Eğer ölüden örnek alacaklarsa kalbimizde yaşıyor Atatürk'ten örnek alsınlar. Bu kadar bitti. Eyvallah baba. AKP iktidarı ülkeyi ve ekonomiyi sizce doğru yönetebiliyor mu? Ben yurt dışından geldim. Benim gördüğüm kadarıyla pek o kadar dört dörtlük bir yönetim göremiyorum. Çünkü halkımızın alım gücü bayağı bir zayıflamış. Aynen. Evet. Gerçekten çok. Ve fiyatlarda da aşağı yukarı yaza oranla 3 kat bir artış gördüm. Çok fena. Aynen öyle. Hı? Sizin oradasınız peki? Bizim orada da tabii ki. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Berlin'de yaşıyorum. Bizim orada da tabii fiyat artımı var. Şu anki fiyat artımı daha önceki enflasyon oranı işte %1-2 civarındaydı. %7-8'lere çıkmış durumda. Bizde de haliyle fiyat artımı var. Bizim de yeri geldiğinde bu savaş sebebiyle bulamadığımız ürünler oluyor. Ama orada da benzeri pozisyonlar yaşanıyor yani. Orada akaryakıt daha mı ucuz buraya Türkiye'ye? Yok. Akaryakıtımız bayağı bir pahalı. 2 euronun üzerinde şu an. Kıyaslandığı zaman çünkü oradaki hayat standardıyla buradaki şimdi hayat oradaki oradaki alım gücüyle buradaki alım gücünü kesinlikle kıyaslamayız. Aynen. Yani ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Aynen. Şeyden önce bu pandemiden önce bizim bayağı uygundu akaryakıtımız. Şu an 2 euronun üzerine çıkmış pozisyonda. Ki tabii ki biz de isterdik biraz daha uygun olmasını ama yükselmesinin sebebi de şu olarak gözüküyor. Alman devleti bütün pandemi sürecince herkese yardımlar yaptı. Farklı yardımlar. Bu yardımların bir şekilde çıkması lazım. Aynen. Çıkarabilmek için de ekstra her litre başına 50 sent vergi uyguladı. Onun sebebi diye düşünüyorum. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Adım Emine. İnanın Almanya'da 4-5 yıldır oradayım. Ve hep diyordum Allah'ım gidince bu röportajlar bana denk gelsin. Hani şu Almanya'da dal kavuklar var ya geliyor. Eyvallah. Çok mutluyuz, çok güzel. Hayır. Almanya tabii ki güzel. Burası yerin dibine girmiş artık. Ben 5 yıl önce burayı terk ettim gittim. Bahriye Çok'ta evim var. Her şeyim var. İşim, şirketim, güzellik salonum vardı. Ama 3 tane çocuğum var. 3 tane çocuğumun geleceği için eşim rahmetli oldu. 7 yıl oluyor. Ondan önce dedi ki Emine dedi çocuklarımızı yurt dışında okutmalıyız dedi. Ülke kötüye gidiyor. AKP hükümeti geldikten sonra biz yurt dışında çıkarlar aradık. Şansımızı denemek için ve ben 40 yaşından sonra kuaför ve güzellik eğitimleri aldım. Belgelerimi aldım yurt dışında iş yeri açmak için. Çünkü burada durumumuz iyiydi. Ama
Yani bundan 5 yıl önceki kazançlarım şimdi benim sıfır. Onları da alamıyorum. Ve ben çocuklarımı aldım gittim yurt dışına. Yurt dışında çok rahatlar, geliyorlar. Ben de şu anda çok güzel paşa paşa paramı harcıyorum. Evet, ama buradaki insanı, halkı düşünmek lazım. Orada seçimlerde Frankfurt konsolosunda çalıştığım zaman oy vermeye gelenlere dedim ki burada dedim demokratik bir ülkede çalışıyorsunuz dedim. Türkiye'nin kaderiyle oynuyorsunuz dedim. İnanın bunu söyledim, kadınlar bize saldırdılar. Aynen böyle. Evet, birilerine işte arkadaşlarımız çalıyorsunuz falan dedi. Arkadaşa evet hem çalarız hem yeriz dediler. Bu durumda yani o Almanya'da yaşayan, burası Türkiye çok güzel diyen sefiller gelip Türkiye'nin kaderiyle oynayıp Türkiye için oy kullanmayın. Madem orada yaşıyorsunuz orada yaşayın, susun. Ben bunu bu kadar diyorum. Avrupa bizi kıskanıyor. Ha çok kıskanıyor, çok kıskanıyor, çok kıskanıyor, çok kıskanıyor. Yani bunu demek istiyorum, o yurt dışında yaşayan dal kavuklar, aynen bunu söylüyorum. Türkiye'nin kaderiyle oynamayın, orada oy kullanmayın, oturun. Gavur diyorsunuz ya, gavurun ekmeğini yiyin, sefanızı yapın. Ama Türkiye'deki insanlarımın, benim toplumumun kaderiyle oynamayın, bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum ve o röportaj yapanların hepsi yalan. Ben 5 yıldır oradayım. Bakın 5 yıldır oradayım. Paşa paşa yaşıyorum. Gerçekten çok güzel yaşıyorum. Burada da param değerleniyor. Çok güzel. Tatillerimi de yapıyorum. Ayrıca Avrupa'daki insanlar, emekliler falan yılda kaç kere tatil yapıyorlar ya, yalan. Buradaki halkımız niye yapamıyor? Soralım buradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Tatil yapabiliyor musunuz? Hayır. Süt, ekmek bulamıyorlar ya. Ben alışveriş yapıyorum. İnanın bir yıl önce gene birazcık daha alışveriş. İnanın şimdi artık o kafe senin, bu kafe benim, gitmiyorum. Ben de artık korkmaya başladım. O yüzden evet, az önce beyefendi dedi ya, dersim belediye başkanı Maçoğlu gibi olursa cumhurbaşkanlığı, bu ülke yaşar, bu ülke kurtulur. Kesinlikle. Ben de Dersimliyim. Ben de Dersimliyim ve Maçoğlu'nun yaptığını görsünler ya, bir belediye başkanı, bir örnek. Hani bu kadar ekonomistler, bu kadar AKP'nin kurmayları bilmem, hiç burada bir kafada biraz beyincik yok mu ya bunların? Hiç mi düşünemiyor? Örnek var Dersim'de, Tunceli'de. Örnek var. Düşünmek istemiyorlar. Ülkemiz çok güzel. 4 mevsimi harika. Her şeyle, tarımı, şeker fabrika, bir çok şeyleri bitirdi. Ben haber artık dinlemiyorum. İstemiyorum. Yani mutlu olmuyorum haberleri izlerken. Haberi izlerken sinirleniyor musunuz? Sinirleniyoruz. Musun? Tabii ki sinirleniyorum. İzlemiyorum. Zaten haber diye bir şey, belli bir kanallar var. Zaten ne diyeyim, böyle kadınlarımızı, bırakın kadını, artık erkeklerimiz de oturmuşlar aptalca, kusura bakmasınlar. Bu Türkiye'deki dostlarıma da söylüyorum. Oturmuşlar saçma sapan filmler, saçma sapan bir programların peşinde. Çünkü beyinleri ölüyor. Beyinleri ölüyor. Ve böyle bakıyorlar. Böyle bakıyorlar insanlar. Biraz geniş bakın ya. Kendilerini düşünmüyorsa çocuklarını düşünsünler. Kendilerini düşünmüyorsa gelecekteki çocuklarını düşün. Benim eşim AKP geldikten sonra ileriyi gördü. Dedim ya, şirketimiz, her şeyimiz vardı ama çocuklarımızı kaçıralım dedi. Ve o öldükten sonra ben yaptım, çocuklarımı yurt dışında aldım götürdüm 3 çocuğumla beraber. Çok güzel iş, biri bilgisayar mühendisi, biri mimar. Burada iş bulamadı oğlum, 4 yıl iş bulamadı burada. Onda hatta ben Karşıyaka Bahriyeçok Mahallesi'nin bir ara koordinatörlüğünü yaptım, yani bir partinin falan diyeyim. Burada 4 yıl iş bulamadı ve şimdi orada çalışıyor. Çok güzel. Yani Avrupa çok güzel, burası değil. Ülkemiz çok güzel, ekonomi batık ama. Şu anda yönetenler batırdı, mahvettiler. Eğer onlar giderse eminim biraz zaman alacak ama düzeleceğiz inşallah. Önce bu örümcek kafalılardan kurtulmamız gerekiyor. Bu kadar. Başka bir şey diyemem. Ve çok diyordum, ay biri bana karşılaşsa. Hele bu Almanya'dan ya da yurt dışından gelip de röportaj yapanlar var ya. Allah'ım yani. Kuduruyorum ya, kuduruyorum orada izlerken ve çok teşekkür ederim, iyi ki denk geldim. Eyvallah, sağ ol. Bayağı içimdekileri bilmiyorum, biraz heyecan. Eyvallah, ama güzeldi. Ne olur lütfen gidin artık, gidin artık, gidin. Bu kadar diyeyim ya. Teşekkür ederim. AK Parti iktidarı ekonomiyi ve ülkeyi sizce doğru yönetebiliyor mu? Şu anda ekonomi çok kötü. Peki ülkeyi doğru yönetebiliyor mu? Bazı yönleri doğru, bazı yönleri yanlış. Nedir mesela yanlış olanlar? Doğru olanlar. Vallahi insana değer vermeleri gerekiyor. İnsana yatırım yapmaları gerekiyor. Yapmıyorlar. Neye yatırım yapıyorlar peki? Ülkenin geleceğiyle ilgili yatırımlar yapılıyor. Altyapıya yatırım yapılıyor.
sanayiyle ilgili yatırım yapılıyor ama insana yatırım maalesef yapılmıyor. Hayat çok pahalı. Evet. Evet. Meydana değil mi? Bilmiyorum, siz neler söylemek istersiniz? Bir şey yok. Memnun değil misiniz? Değilim tabii, kim memnun? Bana göstersene bir kişiyi. Yok, değil. Ne oldu peki böyle? Allah'ın yazdığı olur, başka bir şey değil. Allah insanı yüceltir, sonra bir vurur tepesi takla indirir. Böyle bu işler. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Ben 81 yaşındayım. 10 yaşında aklım ermeye başladı. Bu zamana kadar bu ülkeyi hiçbir parti iyi yönetememiştir. Hiçbir lider bir Atatürk gibi olamamıştır. Bir İnönü gibi olamamıştır. Bir Ecevit gibi olamamıştır. Bundan sonra gelecekler de bu partiyi yönetemez, bu milleti yönetemezler. Neden efendim? Neden? Çünkü kültür, bilgi ve eğitimin yanlış sistemlere bağlandığı için yönetemezler. İlk önce anne, baba çocuklarını iyi yetiştirsin ki bu ülkeyi de iyi yetiştirsinler. İyi yönetsinler. Onun için ilk önce kendi kendimizi eğitmemiz lazım. Bir vali, bir kaymakam, bir emniyet müdürü masasında oturacağına metroya binsin, otobüse binsin, sokaklarda yürüsün, manavları görsün, satış yerlerini görsün, onlarına göre hükümetine rapor versin. Benim 3000 tane oyum var. Beni sen bakan yapma. Oy peşinde koşma. Halkına hizmet et. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Böyle bir röportaj alamaz. Bir daha şunu söyleyeyim size. Nereden seyredeceksiniz? Egenet. Egenet TV, YouTube'dan. Yani millet gibi seyrederse memnun olurum. Eyvallah. Merhaba gençler, nasılsınız? Merhaba abi, iyi, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı sizce ülkeyi ve ekonomiyi doğru yönetebiliyor mu? Abi o kadar açık soru sorma ya. O kadar açık soru sorma bak, yani bu güvenli bir yorum şeyi değil şu an. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Sen düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Tamam, ben söyleyeyim mi abi sana düşüncelerimi? Bence iktidarın değişmesi gerekiyor, tamam mı? Millet İttifakı'ndan birinin gelmesi gerekiyor. Ben AK Parti'nin iktidarda olması gerektiğini düşünmüyorum. Şu an ülkemizin de iyi bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Ve bence bu düşüncelere açık bir tartışma değil. Ülkenin hali ortada zaten. Teşekkür ederim, bu kadar. Bir saniye, gitmeyin. Sen ne düşünüyorsun? Aynısı abi, beni çok şey yapma ya. Gitme. Nereden seyredecek?